Dinlen müzikle, eğlen müzikle, öğren müzikle, neden gizliyorsun, göster müzikle, tarzın nedir sence, yansıt müzikle. Gizemli Dahi Bölüm 1. Ay çok heyecanlıyım, evet, çok. Hey hey, şarkıyı katlettin hiç acımadan. Oysa ninjalar burada roket gibi sahnede. Kendini kandırma, gerçekçi ol. Çünkü ninjalar mahallede roket gibi sahnede. Harika, müthiş. Çok iyiydiniz, çok iyiydiniz. Sağ olun. Bütün gruplar çalınca sonuç açıklanacak. Sıradaki grup T-Rex. Size müzik nasıl yapılırmış göstereceğiz. Tarih öncesinden kalma hip hop'la mı? Keşke bu yılki park sahnesine bizi çağırsalar. İyi ederler. Gelmiş geçmiş en iyi müzik festivali olur. Bu kez kesinlikle seçileceğiz. Park sahnesi önemli bir etkinlik. Sadece en iyiler çalar ve başvuran tek grup biz değiliz. Ama az önce harikaydınız. Seçilmeyi kesinlikle hak ettiniz. Susun, öncelikle katılan bütün gruplara çok teşekkür ederim. Çok iyiydiniz. Karar vermek zor oldu ama seçilen 6 grubu açıklıyorum. Saat 2'de sahne alacak grup Sallanan Tavuklar. Saat 3'te Starlast sahneye çıkacak. Saat 4'te Korkunç Ayılar. Akşam saat 7'de Çılgın Dinozorlar. Sahneye çıkacak son grupsa Balistik Ninjalar. MC Lunar da müziğe böyle başlamıştı. İki önemli konserini bu sahnede vermişti. Müthiş bir şey bu. Evet, hatta inanılmaz bir şey. Bir sonraki adım şöyle bir sahneye çıkmak. Şuna bak. Keşke o gün gelse. MC Lunar'a göre bile büyük. Büyük saksağın olmasın. Ne var? Her kim çıkacaksa dünyaca ünlü biri olmalı. Benim gitmem gerek. Sizinle provada görüşürüz, tamam mı? Bağın do majör prelüdünü çalmayalı çok olmuştu. Maestro Barenboim? O kadar mı kötüydü? Şöyle diyeyim. Olağanüstüydü Max. Artık hazırsın. Neye hazırım Max? Müzik festivalinde benimle çalmaya. Ne? Sizinle çalmaya mı? Yani şu büyük sahnede mi? Binlerce seyirciye çalanlar sadece rock yıldızları değildir. Chopin Fantasy Impromptu Opus 66. Evet, tam sana göre bir eser bu. Müzik festivaline sadece 5 gün kaldı evlat. Kaybedecek zaman yok. Hey hey, ritme kulak ver. Mahallenin kendi sesi bu. Ayaklarını oynatacaksın, kendini iyi hissedeceksin. Ne oluyor Max? Yanlış nota basıp duruyorsun. Affedersin, aklımı veremiyorum. Neyim var anlamadım. Bugünlük bu kadar yeter. Seçmelerde yeterince yoruldunuz. Eve gidip sahne kostümünüzü düşünün. Prova yarına kalsın. Tabii ya. En önemli konuyu tamamen unuttum. Sahnede ne giyeceğim ben? Konser piyanisti olacaksan seyirci karşısına çıkacaksın tabii. Ama bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum. Ama çok güzel değil mi Max? Düşünsene, o dev sahnede olacaksın. Evet, böylece Bakery ile Leon'da klasik müziğe olan sevgimi öğrenip şok geçirecek. Aman ne güzel. Şaşıracakları doğru ama anlayacaklardır. Bundan emin misin Lamia? Ama bu çok güzel bir haber. Peki babam ne olacak? Klasik müziği hiç sevmez. Ya sahnede rezil olursam? Max, babanın söyleyeceklerinden bu kadar korkma. Aslında seni sandığından çok daha açık görüşlü ve uyumlu biridir. Biliyor musunuz? Az önce Sonic Robotların son albümünü dinledim. Hiç beğenmedim. Fazlasıyla amatör işi. Sen iyi misin evladım? Evet, iyiyim. Balistik Ninjalar müzik festivalinde park sahnesine çıkacak. Çok güzel. Aferin oğlum. Seninle ne kadar gurur duyuyorum bir bilsen. Ortalığı kırıp geçireceksiniz, inan bana. Max, Bay Barenboim'un kararına güvenmelisin. Başaracağına inanmasa seni asla öyle büyük bir kalabalığın karşısına çıkarmazdı. Biliyorsun değil mi? Hayır, bilmiyorum. Maestro beni seviyor. Birini sevince yaptığı her şey sana inanılmaz gelir.
Hatırlasana, bu resimlere başyapıt demiştin. Bugün dersimiz var mıydı? Sahneye çıkamam. Konsere hazır olduğumu sanmıyorum. Peki. Yani üzülmediniz mi? Bazı konuların tartışılmasına gerek yoktur Max. Notalar sende kalsın, sonra çalışırız. Hele şu müzik festivali bir bitsin de. Artık röportaj zamanı. Herhalde konsere gelip beni izlersin değil mi genç dahi? Pişman olmayacağına emin misin Max? Maestro ısrar bile etmedi. Demek ki içten içe aynı fikirde. Evet, ısrar etmemesi garip. Genellikle böyle pes etmene izin vermezdi. Neyse, afiş asmaya gidecek miyiz? Bence yüzyılın en büyük konseri olacak bu. Günler çabucak geçse bari. Leon, o kıyafet de ne öyle? Niye, beğenmedin mi? Bence acayip havalı. Konserin reklamını yapıyorum. Bütün ailem gelecek. O jüriye yanlış grubu seçtiklerini göstereceğiz. Sahneye bakın amma büyük. Çıkıp bakalım mı? Tamam, çıkalım hadi. Dur. Bir dakika Bakery. Dev gibi bir sahne bu. Park sahnesi bunun yanında. Bir dakika, o da ne? Büyük bir piyano. Ha? Merhaba delikanlı. O garip adam. Yani sahneyi konaktaki garip adam için mi kurmuşlar? Maestro Barenboim. Bana bir şey mi söyleyeceksin evlat? Dün korkuya kapıldım. Kötü şeyler kurdum ama sahneye çıkacağım. Max, demek müziğe olan sevgin sonunda korkuna üstün geldi. Buna çok sevindim. Arkadaşlara da söyledin mi? Onlar da şok etkisi uyandıracak. Bundan eminim maestro. Doğru mu şimdi bu? Merhaba çocuklar. Haberleri duydunuz mu? İyi ki geldin. Az önce çok acayip bir şey öğrendik. Evet, hani şu konaktaki adam var ya, meğer dünyaca ünlü bir yıldızmış. Evet, ben de bir şey söyleyeceğim. Daha şaşırtıcı bir şey. Biz zaten öğrendik. Bir şey daha var. Bu muhteşem sahnede tek başıma olmayacağım. Bir piyanist daha olacak. Çok genç bir piyanist, aynı zamanda yetenekli. Üstelik bu mahalleden. Bu gizemli dahi ilk kez bu müzik festivalinde seyirci karşısına çıkacak. Peki adı nedir? Orası sürpriz olsun. Acaba mahallenin karşısında bu sıkıcı müziği çalacak kadar şaşkın olan çocuk kim? Ne yapıp edip kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Bana bakın, basit olmasın. Oysa gizemli dahinin sen olduğundan emindim. Bu sıkıcı müziği sevecek birine benziyorsun. Ricardo, olabilir mi? Max, artık bizimkilere söyle. Herkes o gizemli dahiyi arıyor. Ne kadar geç, o kadar kötü. Şarkıyı katlettin hiç acımadan. Oysa ninjalar burada, roket gibi sahnede. Kendini kandırma gerçekçi ol. Çünkü ninjalar mahallede, roket gibi sahnede. Hey. Az daha bizi kandıracaktın. Çok komiksin Max.
Merhaba evlat. Son haberi duydun mu? Festivalde sizin vereceğiniz konserden sonra annen şu klasik müzik konserine de gitmemi istiyor. Ne dersin bakalım buna? Öyle mi? Herhalde senin de başının etini yemiştir, öyle değil mi? Peki ne yapacaksın? Gidecek misin? Hiç istemiyorum. Bakarsın fikrini değiştirir. Evde görüşürüz. Geleli bir saati geçti. Şu gizemli genç dahi kimse bir an önce öğrensek iyi olacak. Ya reklam için uydurulmuş bir şeyse? Konaktaki adam konsere kimsenin gelmeyeceğinden korkup bu haberi uydurduysa? Evet, ama yine de emin olmalıyız. Çok haklısın. Hadi gidelim. Bekle. Devam et. Çok güzel gidiyor. Yalnız değil galiba. Gizemli dahi içeride olmalı. Gizemli Dahi Bölüm 2. Çok güzel Max. Çalarken kendini tamamen verdin. Yüreğini ve ruhunu kattın. Yarın sahnede yapman gereken tam olarak işte bu. Hayatımın en zor günü olacak. Ya babam, arkadaşlarım ve bütün mahalle konsere gelirse, ya başaramazsam sonra ne düşünürler? Lamia! Sonunda onu gördük. Büyük sahnede çalacak olan genç dahi. Evet, Max'mış. Max mı? Ama siz nereden? Al da şuna bak. Sen baştan beri biliyordun. Merhaba çocuklar, ne haber? Provaya hazır mısınız? Söyle bakalım gizemli dahi. Bizimle iyi eğlendin mi bari? Bir dakika, size söylemeyi çok istedim. Doğru söylüyor, açıklayabilirim. Evet, o adam bana piyano dersi veriyor. Yani evet, klasik müzik dersi veriyor ama... Annem, evet ya annem, bunu annem için yapıyorum. Benim konser vermemi çok istiyor ya. Annem klasik müziği çok seviyor. Hadi ama çocuklar, benim için sadece hip hop var. Bunu sadece annemi mutlu etmek için yapıyorum, o kadar. Doğru söylediğimizi patlattın. Gel bakalım Max. Demek annen sana zorla piyano dersi aldırıyor. Öyle büyük bir sahnede klasik müzik çaldığını düşünsene. Herkesin önünde bayağı garip görüneceksin. Neyse, ben artık gideyim. Annem konser için bana giysi almak istiyor. Sizinle sonra prova saatinde görüşürüz, tamam mı? Hoşça kalın. Yine o sıkıcı müzik için başımın etini yemeyeceksin, öyle değil mi? Sen hep ne dersin? Açık görüşlü ol ve dünyayı dinle. Dünyaca ünlü bir orkestra şefi şuracıkta konser verecek. Gelip bizim banyoda bile konser verse umurumda değil. Anne, ben geldim. Geliyorum Max. Bu konuda çok eski kafalısın. Klasik müzik sevmemek eski kafalılık mı oldu? Söylesene evlat, sen olsan gider miydin? İşte buyurun. Sana güveniyorum oğlum. Annenle konuşup ikna et. Belki seni dinler. Çok yakışıklı oldun. Yarın akşam hepimizin göğsünü kabartacaksın. Sen öyle diyorsan, ama babam gelmeyecek. Ona bunu nasıl söyleyeceğim? Yüzünün halini gördün mü? Piyano çalarken zaten epey çaresiz görünecek. Ama bu kıyafetin içinde iki kat daha çaresiz görünüyor. Üstelik bizim için kötü reklam olacak. Annesi bunu hiç düşünmüyor. Fikrini değiştirmesini sağlayalım. Sağ olun, hoşça kalın. Bayan Belaroz, bana yardım edin. Yalvarırım annemle konuşun. Eminim sizi dinler. Anlat, ne oldu Leon? Annesi onu midilli binmeye zorluyor. Güya çok iyi midilli biniyormuş. Hatta bir yarışmaya yazdırmış. Ama bu çok saçma. İnanın ben midilli dahisi değilim. Midillilerden nefret ederim. Ama annem beni dinlemiyor. Bunun beni mutlu etmeyeceğinden eminim. Evet, Max'ın piyano çalarken olmadığı gibi. Değil mi Max? Anlıyorum. Merak etme Leon, annenle konuşurum. Ama biliyor musun, bazen çocuklar kendi yeteneklerini kabul etmek istemez. Annem gerçekten bu klasik müzik denen şeyi seviyor mu? Grup olarak mahallenin alay konusu olacağız. Tanıdığımız herkes hip hop seviyor. Eminim konsere gelmeyeceklerdir. Sen öyle san. Herkes gizemli dahinin kim olduğunu öğrenmeye can atıyor. Of, mahvoldum. Tamam Max. Plan değişikliğine gidiyoruz. Hafızanı kaybetmişsin gibi yapacaksın. O yüzden piyano çalmayı da unutmuşsun. Evet. Ya da parmakların donmuş gibi yapabilirsin. Artık hissetmiyorum dersin. Max, bütün herkese gerçeği ne zaman söyleyeceksin? Ne?
Gerçek şu ki annem beni hiç zorlamadı. Ben klasik müziği çok seviyorum. Topumuzu almaya konağa gittiğim günden beri ders alıyorum. Yani yanlış anlamadıysam bunu bizden aylardır sakladın. Başka ne yapabilirdim? Siz klasik müziği sevmiyorsunuz. Hem Leon sır tutmayı beceremediği için bütün mahalleyi anlatırdı. Ama anlaşılan sen sır tutmakta bir numarasın. Bunca zamandır bize doğruyu söylemedin. Yapma Leon. Max böyle olmasını istememişti. Doğru söylüyorum. Demek sen de biliyordun. Her ikiniz de bizden gerçeği sakladınız. Aferin. Daha söyleyecek sözüm yok. Yürü gidelim Leon. Balistik ninjalar tarihe karıştı. Söylemek için yanlış zamanı seçtin. Peki doğru zaman ne zaman gelecekti? Senin yüzünden bana da küstüler. Ah, bıktım artık. Lamia. Grubu neden dağıttınız ki? Bence dünyanın en saçma şeyi. Konseri iptal edemezsiniz. Durumu düzeltmelisin oğlum. Tabii, düzeltirim baba. Oğlum, dur bir dakika. Niye böyle şaşırıyorum acaba? Olacağı buydu çünkü yalan söyledim. Aklım neredeydi? Nasıl bu kadar kötü olabildim? Şaşkın kötü. Max, kendini böyle hırpalamayı bırak. Gider arkadaşlarından özür diler. Her şeyi anlatırsan eminim seni affederler. Herkese güzel bir müzik festivali dilerim. Gün boyu devam edecek konserlerin ardından sıra büyük olaya gelecek. Maestro Barenboim ve Gizemli Dahiye. Alo. Ha, tabii gelirim. 5 dakika sonra oradayım. Merhaba, siz Maestro Barenboim'sunuz. Bu gece için heyecanlı mısınız bakalım? İtiraf edeyim, biraz söyleyeyim. Ama daha çok gururluyum diyelim. Yani yeni öğrencimle gurur duyuyorum. Olağanüstü yetenekli bir delikanlı. Aa, çok ilginç bir çocuk olmalı. Çocuklar sadece pop ve hip hop dinliyor. Ben bile öyleyim. Lütfen üstünüze alınmayın Maestro. Bence bir şans verseniz klasik müzikten sandığınızdan çok hoşlanacaksınız. Öğrencimin arkadaşları ve ailesi sadece hip hop dinliyor. Özellikle babası. Oh. Öğrencim onları üzmekten korkuyor ama ona bir şans verseler yeteneğini takdir edecekler. Lamia, bilmeni isterim ki çok üzgünüm. Özür dilerim. Max'ın piyanoda bir klasik müzik dahisi olduğu kimin aklına gelirdi? Şaşırtıcı bir şey. Evet öyle. Ama o artık bizim arkadaşımız değil. Merhaba çocuklar. Sizden özür dilemeye geldim. Yalan söylediğim için özür dilerim. Öğrenirseniz benimle arkadaş olmak istemezsiniz diye korktum. Yani klasik müzik yüzünden. Hatta babamın bile bundan haberi yok. Ama bir karar verdim. Bu gece büyük sahneye çıkmayacağım. Sadece sizinle konser vereceğim. Böylece ninjalar sonsuza dek birlikte olur. Ne? Bir dakika. Bu işten o kadar kolay sıyrılamazsın ama Max. Evet, doğru söylüyor. Seni çalarken dinlemek istiyoruz. Yoksa bunca ay ders almanın ne anlamı kalır ki? Katılıyorum. Ayrıca T-Rex ninjaların yerini almak üzere. Alo, anne? Max, baban az önce konsere geleceğini söyledi. Oğlum, gelmek istemediğine emin misin? Evet, ben siz gidin. Ama sen geliyorsun değil mi? Taksimi aldığımda Bay Barenboim'a söz verdim bir kere. Sahnede bol şans bir tanem. Biliyor musun, bir ara gizemli dahinin bizim oğlan olduğunu sandım. Sence de çok saçma değil mi? Bravo! Müthişti! Bravo! Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sıra olağanüstü bir yeteneğe ve cesarete sahip delikanlıyı tanıtmaya geldi.
Piyano sevgisi yüzünden arkadaşlarını ve ailesini düş kırıklığına uğratmaktan korksa da bugün size Chopin'in Fantezi Impromptusunu çalacak. Şimdi karşınızda Max Bellero. Bravo! Her zaman söylediğim gibi müzik bizi birleştirmek için var. Nereden gelirsek gelelim, ne düşünürsek düşünelim. Şimdi sahneye bir grubu davet ediyorum. Balistik Ninjalar. Biz dosttan da öteyiz. Balistik Ninjalarız. Bizi duyduğunuzda başkaları kıskanmasın. Bize bakıp alınmasın. Çünkü biz alev gibiyiz. Etrafımıza ışık saçarız. Hey!